videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Söyleşi programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün sağlık üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Diyet hakkında konuşacağız. Daha doğrusu diyet hakkında aklımıza ne geliyorsa, doğru bilinen yanlışlar, doğrular hakkında, beslenmeler, takviye edici gıdalar, şok diyetler, işin uzmanından bunların detaylarını öğreneceğiz. Evet, bugün işinde başarılı, genç, yetenekli bir hocamız var. Diyetisyen Furkan Yoldaş bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım hocam, sonrasında sohbetimize başlarız. İzleyicilerimiz sizi tanısınlar. Tuğba Hanım, ben Kayseri'de diyetisyenlik yapıyorum, Özel Plaza'da. Bu demek değil, tabii ki sade hizmetlerim Kayseri için de geçerli. Online olarak da ve yüz yüze olarak da danışanlarıma hizmet veriyorum. Obezite, çocukluk çağı beslenmesi, anne ve çocuk beslenmesi, kilo alma, kilo verme gibi problemlerde ve hastalıklarda diyet gibi problemlerde dediğim gibi yüz yüze veya ofis, yüz yüze veya online olarak hizmet vermekteyim. Evet, başarılar diliyoruz. Metinizi duyduk yani. Çok kişiyi güzel forma sokmuşsunuz. Biz de merak ettik. İzleyicilerimizle de paylaşmak istiyoruz. Şimdi genel diyet noktasında ilerleyeceğiz ama öncelikle diyet nedir? Yani doğru mu biliyoruz, yanlış mı biliyoruz? Direkt zayıflama olarak algılıyoruz biz diyetin tanımını. Doğru bir tabir midir bu? Aslında Tuba Hanım, diyetin tanımı gün içi kişinin yediği tüm besinlerdir, tüm gıdalardır. Diyetten ziyade sağlıklı beslenmenin tanımı önemli bizim için. Evet. Sağlıklı beslenme kişinin protein, karbonhidrat, yağ gibi ana besin maddelerinden yeterli bir şekilde bunun buna ek olarak da vitamin ve mineraller gibi elzem olanları vücudumuza yeterli bir miktarda almak sağlıklı beslenmenin içindedir. Önemli olan galiba, evet, altını çizmemiz, evet, gereken yer yeterli miktarda. Evet, yeterli miktarda, ne fazla ne eksik bir miktarda. Hı hı. Bu gibi sağlıklı beslenme durumlarını da genelde kişi tek başına beceremiyor sağlıklı beslenmeyi. Evet, bunun sınırını nasıl belirleyeceğiz biz? Yeterli miktar dediğimiz oran nedir? İlla ki kişiden kişi, herkesin tabii vücut oranı farklı olduğu için değişiklik gösterir. Onun ayrımını biz nasıl yapacağız, neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle diyeyim Tuğba Hanım, bu konuda bir diyetisyenden yardım almak kesinlikle şart. Şöyle şart, kişi şeker hastası olabilir, bu kişilerde karbonhidrat sayımı ve basit karbonhidratlardan mümkün mertebe kaçınıyoruz. Yani normal bir insanla şeker hastası veya tansiyon hastası veya böbrek hastasının karbonhidrat, protein, yağ gereksinimleri eşit olmamakta. Yani aslında şu an kesin bir şey söylesem, yani şu şekilde olmalı, şu şekilde olmalı desem, bir rahatsızlığı olan izleyicimiz bunu uyguladığında olumsuz geri dönüş alır. O yani, zaman şöyle, size gelenleri siz öncesinde bir teste tabi tutuyorsunuz. Evet. Doğru mu anladım? Evet Tuğba Hanım. Ona göre bir yol çiziyorsunuz, harita çıkarıyorsunuz. Şöyle oluyor Tuğba Hanım, ofisimize gelen danışanlarımıza önce detaylı vücut analizini yapıyoruz. Bu detaylı vücut analizinde vücut kas yağ değerlerini kilogram ve yüzde cinsinden öğreniyoruz. Metabolizma. Onun aleti var zannediyorum. Evet. Normal, evet, tartı gibi bir alet midir? Yok, normal tartı gibi değildir. Üzerinde bini geçkin elektrot var. Vücudumuza ufak çaplı kişinin istedemediği elektrikleri göndererek vücudun yağın, proteinin, kasın, kemiğin, suyun verdiği tepkiye bakarak ortaya detaylı bir analiz çıkaran bir tartımız var. Yani bel çevresi, kas dağılımı, yağ dağılımı, aklınıza ne gelirse iç organ yağ düzeyi dahil olmak üzere böyle komple detaylı bir analiz çıkarıyor tartımız. Buna ek olarak da kişinin beslenme öyküsünü dinliyorum. Yani buraya gelmeden nasıl besleniyordun? Ailede herhangi bir hastalık problemi var mı? Çünkü bize şöyle insanlar geliyor Tuğba Hanım. Yani kişi aslında şeker hastası, farkında değil. Evet. Yani şöyle, şikayeti yok ama altta şikayeti var. Şikayeti yok, altta yatan esmem var. Hemen bir aile geçmişini sorguluyorum. Sonuçta genetik yatkınlık olabiliyor bu hastalıklarda. Ondan sonra beslenme düzenine bakıyorum. Atıyorum, gece kalkıp yemek yemesi oluyor. İnsülin direncine de işaret eder. Özellikle genç kızların bir çikolata krizi var. Gece yarısı kalkıp yani, böyle kaşık kaşık. Dediğiniz gibi bu şeker hastalığına şey değil. Fakat insülin direnci oluşturuyor. Birazcık daha o kaşık kaşık çikolatalar devam ettikçe de
kolesterol düzeyimiz yükseliyor, hemoglobin A1c değerimiz yükseliyor ve pive diyabet eğer önlem alınmazsa da tip 2 diyabete doğru gidebiliyor. Hı hı. Onlar ileri düzeydeki evet, vakalar. Evet, evet, ileri düzeydeki vakalar. Dediğim gibi aslında beslenme öyküsünü sorguladıktan sonra eğer bir beslenme programımızı oluşturuyoruz. Ondan sonra ben kişilere tahlili şart koşmuyorum. Kişiden dinlediğim kadarıyla, şüphelendiğim kadarıyla. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Siz geliyorsunuz bana, 10 günlük bir programımızda ortalama biz 1,5 kilonun altına hiç düşmüyoruz. 10 günde bir kontrolümüz oluyor bizim. 1,5-2 kilonun altına düşmüyoruz. Siz geldiğinizde yarım kilo verdiyseniz eğer önce sizi sorguluyorum. Çünkü diyetsel kaynaklı bir kaçamak olabiliyor. Arada öyle şeyler evet. de ortaya çıkıyor. Ya kişiler besinlerin kalorisini bilmediği için hemen 2-3 tane bisküvi atayım ya da 2-3 tane kek atayım. Ne olacak gibi tarzında bir düşünce yapısına sahip oluyor. Buna bağlı olarak da kilo vermemiz zorlaşıyor. Yani eğer kişinin diyetinde hiç kaçamak olmadıysa bu sefer kan tahlili istiyorum. Orada zaten evet. her şey ortaya çıkıyor diyorsunuz. Evet. Peki ürünlerde karbonhidrat seviyesi nedir, işte protein, enerji, kalori, biz bunları bilmiyoruz, tanımıyoruz. Siz şimdi işin uzmanı olduğunuz için biliyorsunuz. Hani genel hatlarıyla mesela bisküvi dediniz. Hani bu bisküvi, kraker bunlar da ne kadardır? Normal işte fast food yiyeceklerde ne kadardır? İşte yeşilliklerde ne kadardır? Genelde biz tek düze beslenmeye alışmışız. Türk mutfağında genelde ya da Kayseri üstünden örnek vereyim. Hafta sonları işte pazarları böyle muhteşem bir kahvaltı yapılır. İşte illaki bir şey pişer, sucuklar, pastırmalar, işte hamur Anne. İşleri, patates kızartmaları. İşte annelerimiz yazdan böyle menemenlikler yapar, onlar ortaya dökülür. Hani bunları onaylıyor musunuz? Yemeli, ne kadar yemeliyiz yani? Az az mı, sık sık mı? Enerjileri yüksek mi ya da kalori doğru tabiri neyse siz izah ederseniz. Şöyle diyeyim Tuba Hanım, öncelikle karbonhidrat, protein, yağ dengesinden bahsedelim. Bu üç besin grubu bizim için elzemdir. Yani vücudumuzu sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için bunları dengeli bir şekilde almamız bizim için şarttır. Şöyle diyelim, karbonhidrat birinci enerji kaynağıdır vücudun. Hem kas kütlesini artırmak için hem günlük yaşantımızda gereken enerjiyi sağlamak için vücudumuza karbonhidrat almalıyız. Şöyle bir arabanın problem benzini yaşıyoruz. Gibi evet, düşünelim. Öyle düşünelim. Çünkü almadığımız zaman kaslardaki glikojeni çekmeye başlıyor vücut. Bu sefer kas kaybına bağlı olarak bir kilo verimi gözüküyor ama sağlıksız bir biçimde vermiş oluyoruz. Metabolizma hızımız düşüyor. Yavaşlıyor, sonra hastalıklar da vücudumuza geliyor o zaman. Tabii ki de, tabii ki de. Bağışıklığımız düşüyor ister istemez. Karbonhidrat kısıtlı diyetler çok duyduk. Bize gelen özellikle bayanlarda ekmeği kestim, şunu kestim. Yani hamur işini kestim. Tamam, hamur işini kesebilirsin. Bu bir tercihtir. Ama Kayseri gibi İç Anadolu yöresine ait evet. bir şehirde ekmeksiz yaşam ben daha denk gelmedim. Evet. Bu ekmeği olabildiğince daha sağlıklı hale getirebiliriz. Siyezli olur, tam buğdaylı olur, çavdar ekmeği olur. Şimdi Kayseri'de zaten siyez ve gacer buğdayından yapılmış ekmekler çok revaçta. Evet. Yani onları öneriyorsunuz galiba. Tabii ki de öneriyorum. Gayet güzel. Porsiyonuna dikkat etmek kaydıyla tabii ki de. Yani aslında diyette bilinen yanlışlardan biri de hani tam buğday ekmeği veya siyezli ekmeğin kalorisi beyaz ekmeğe göre daha azdır. Bu bilinen en büyük yanlışlardan biridir. Kalorisel anlamda pek bir fark bulunmamakta. Sadece glisemik indeks anlamında yani siyezli ve tam buğdaylı ekmeğin tokluk hissiyatı daha uzun sürmekte. O yüzden. Kişide, evet. Yani biraz da işte arkadaşlardan duyduğumuza göre hareket ediyoruz. O da bizi böyle yanlışlara yönlendiriyor İster galiba. Zaten arkadaş çevresi veya internet bizim sektörde yani bir diyetisyenin en büyük düşmanı. Evet, sizin için dezavantaj. Evet. Bazen şey oluyor mu, şimdi arkadaşlar hani işin uzmanına değil de işte sosyal medyada biri yorum yapmış ya da işte 15 kişi, 30 kişi yorum yapmış. Ya o kadar insan yalan mı söylüyor, hani yorum evet. yapılıyor, ona böyle inatlaşanlar da oluyor mu sizinle? Ya şöyle, ısrarla özellikle açılışta da bahsettiniz, ısrarla şok diyet isteyenler oluyor. Evet. Yani hemen zayıflamam lazım. Bu hemendeki kasıt ne mesela? Bir haftada 5 kilo mu istiyorlar? Yani bir haftada 5 günde. Yaz dönemi geliyor işte, evet. tatile gideceğim. Ya da genelde şu an bize düğün aracılığıyla ulaşan insan sayısı çok oluyor. Hemen şok diyet istiyor. Yani biz şok diyetleri zorda kalmadıkça önermiyoruz. Hani kilo vermesinde bir durma varsa, yani uzun bir süre plato evresinde devam ediyorsa, kişiye kısa süreli,
ve bizim kontrolümüzde şok diyet uygulatıyoruz. Genelde duymuşsunuzdur, şok diyet yapanlar uzun süreçli uygulamaya çalışıyorlar. Bunun sonunda tansiyon problemleri yaşanabiliyor. Aslında adı üstünde şok diyet. Belli bir süreyi bir anlık. Tabii ki de bir anlık olacak. Bir anlık olacak. Bir ya da iki günlük maksimum olacak. Tamamen diyetisyen kontrolünde olması lazım. Çünkü yan etkileri olabilir insanda. Hı hı. Tabii ki ani kan şekeri düşüklüğü olabiliyor. Kan şekeri düşüklüğü sonucu baygınlık geçirebiliyor bir insan. Yani tansiyon problemleri oluyor. Tabii ki de çok sıkıntılı durumlar oluyor. O yüzden dediğim gibi bilinçsiz uygulanan şeyler artık internet aracılığıyla çok yayıldı. Madem açıldı, bu şok diyeti biraz açalım. İçerinde ne var? Hani şu 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 yenmeyecek, yapılmayacak, yenilecek olay mı? Yoksa kişiden kişiye bu da değişiyor mu şok diyeti? Aslında Tuba Hanım şöyle diyeyim. Kişiden kişiye değişiyor. İnsana göre bir şekillendirme yapıyoruz. Kimini daha fazla yemek veya besin tüketerek vücudunun şoka uğratıyoruz. Yiyerek zayıflama var yani bu olayda kişide. Kimini bazen de kısa süreli açlıklarla. Çünkü kısa süreli açlıklar metabolizmayı hızlandırdığı da bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Kısa süreli açlıklarla ve vücudu daha alkali hale getiren yeşillik tarzı şeyleri tüketerek şok diyetler uyguluyoruz. Yiyerek zayıflayanlar biraz şansı vurup galiba. Yani birazcık kas kütlesindeki duruma bakarak ve yağ kütlesindeki duruma bakarak bunu yiyip ya da yemeyeceğini belirliyorum ben. Onun dışında bir de hastanın bazı problemleri olabiliyor. Demir eksikliği, B12, D vitamini gibi. Bu eksiklikleri de yerine koyarak aslında zaten tüm eksiklikleri giderdikten sonra işi rayına soktuktan sonra kilo vermede yavaşlama illaki ideal kiloya yaklaşınca oluyor ama durma asla olmuyor. Peki bu açlık hangi sürelerde oluyor? Mesela 1-2 gün ya da işte 3 saat aç mı kalacağız ya da oruç önerenler var hani bazı aralıklı uzmanlar. Ne kadar bu süre, ondan bahsedelim. Ya ortalama bu beslenme şok diyet biçimini yaptığımızda biz ortalama 4-5 saat bir açlık öneriyoruz. Mesela sabah 8'de uyanan bir insana 12 gibi yemek yemesini aslında aralıklı oruç gibi uygulatıyoruz. Yani birazcık kahvaltı yapıyor mu ondan sonra mı, yoksa hiç mi yemiyor? Öğlene kadar bu geçen 4 saatte sadece sıvı şeyler serbest. Onun dışında aralıklı oruç tarzı gittiğimiz için öğleden itibaren öğünlerimiz başlıyor. Akşam yine aynı şekilde akşama kadar yeme içme bizim planladığımız şekilde oluyor. Bu öğlen içeriğinde ne var? Mesela hafif böyle haşlanmış sebze tarzında mı, yoksa ızgara falan etkileri de kapsıyor mu? Şöyle bir müddet tuz içeriği düşük şeyler veriyoruz. Çünkü kişinin ödemi olabiliyor. Şok diyet kaynaklı bir problem görürsek biz genelde kişinin ödemi olmuş oluyor. Ya da vücuttaki fazla suyunu atamamış oluyor. Mümkün mertebe tuzsuz, dediğiniz gibi haşlama veya salata şeklinde sebze yemekleri veriyoruz. Onun dışında tuzsuz bir cacık verebiliyoruz. Tuzsuz çorbalar verebiliyoruz, domates çorbası gibi. Ekmek kesinlikle bulunmuyor. Bir iki günlük böyle vücudu şaşırtmaya yönelik meyvelerle sebzeleri birlikte harmanlayıp bir şok diyet tedavisi uyguluyoruz. Sonrasında peki normal bir diyet uygulayacak olsak şimdi... Doğru bilinen çok yanlışımız var. Biraz daha o konuya girmek istiyorum. Bayanlar biraz önce de bahsettik. Yani kulaktan dolma bilgilerle hep kendini de uygulamaya çalışıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Hani size gelmeden böyle şimdi bazı izleyicilerimizin durumu yok. Gidemiyorlar. Çok da arkadaşları, komşuları sağ olsun varlar ama doğru ağızdan şöyle normal kişi sağlıklı beslenmesini nasıl yapar ve düzenli bir şekilde kilo vermek istiyorsa nelere dikkat etmeli? Öncelikle en sık yapılan hatadan bahsedeyim Tuba Hanım. İnsan aç kalarak kilo veremez. Verse bile sağlıksız bir halde. Evet, bu çok önemli. Yani kısa süreli açlıklar, hani 3-4 saatlik açlıklardan bahsetmiyorum. Kimi insan sadece akşam yemeğiyle günü kapatmaya çalışıyor. Ya da kimi insan sadece kahvaltı yapıyor. Kimi insan sadece 2 öğün meyve şeklinde geçiştiriyor. Çalışanlar daha ziyade bunu uyguluyor. Sabah işte fazla yiyemiyor, akşama kadar aç kalıyor. Akşam bir anda böyle yoğun bastırıyor. İster istemez. Yani kan şekerine bir müddet dur diyebiliyor. Bir gün, iki gün ama üçüncü gün kan şekerinin dengesine yenik düştüğü için artık önüne ne geçtiyse, ne bulduysa yemeye başlıyor. Vücut açlıkta kendini kapatmaya adapte olur. Çünkü dışarıdan besin gelmediği için elindeki tüm depolardaki protein, karbonhidrat, yağları korumaya başlar. Evet. Bu da kilo verirsek bile biz kaslardaki glikojen çekilip karbonhidrat kaynağı vermediğimiz için glikojen çekilimine bağlı olarak kaslarda doğal olarak su tuttuğu için
tartıya kilo vermiş gibi yansırız. Fakat bu çok sağlıksız affedersiniz, bir biçimde glikojen olur. Glikojen dediniz. Şimdi izleyicilerimiz onu bilmiyor. Hani biraz anlayacakları. Kastaki karbonhidrat. Kastaki karbonhidrat. Evet. Tamam, evet. Kastaki karbonhidratları atıldığı için, evet. Buna bağlı olarak da devamında su da açığa çıktığı için tartıya kişi çıkar 2 kilo vermiş, 3 kilo vermiş. Ben kilo veriyorum zanneder. Ama skinny fat dediğimiz bir vücut tipi var. Aslında kişi zayıf fakat yağlı. Evet. Detaylı analizini de görüyoruz. Aslında kişi belki ideal kilosu 70 kilodur, 65 kilodur. Kişi bundan daha zayıf ama kas kütlesi düşük, yağ kütlesi fazla. Buna bağlı olarak sarkmalar meydana gelmiş. Dediğim gibi bu gibi problemlere yol açabiliyor. Aç kalarak zayıflama. Çünkü kas kütlesinden ne kadar kaybedersek kilo almamız daha da kolaylaşacağı için verdiğimiz kiloyu daha fazla alabiliyoruz. Yani kötü olarak tekrardan bize dönecek. İdeal kilo dediniz. Şimdi biz ideal kilomuzu nasıl hesaplayacağız? Bu zamana kadar hep duyduk vücut kitle indeksi diye bir şey var. İşte boyunun bilmem on aşağısı yukarısı falan. Bu nedir? Biraz sizin ağzınızdan dinleyelim. Doğru Şöyle bir diyeyim, tabir midir gerçekten? Tuba Hanım, bence aslında doğru bir tabir değildir. Kabaca bir tabir. Belki bir fikir verebilir fakat bizim için şöyledir. Mesela 1.80 boyunda 80 kilo bir insan şişman gözükebilir, kilolu gözükebilir. Ama 1.80 boyunda 80 kilo bir insan zayıf da gözükebilir. Bu aslında kas yağ dengesine bağlı olan bir şey. O yüzden beden kitle indeksine bakarsınız, zayıf olanın da kitle indeksi belki yüksektir. Şişman olanın da kilolu olanın da yüksektir. Buna bağlı olarak dediğim gibi beden kitle indeksi aslında detaylı analiz yapılana kadar belki bir nebze de olsun yol gösterebilir. Fakat doğru bulmuyorum ben. Yani onu da çok dikkate almak doğru Aynen. değil. Tabii ki. Peki bayanlar, daha ziyade bayanlar olduğu için erkek izleyicilerimiz yanlış anlamasın tabii ki geliyorlardır size, ama onlar biraz daha çok kafaya taktıkları için Aynen. hani böyle güzel görüneyim, kıyafetlere gireyim derdinde oldukları için söylüyorum. İlaçlar kullanıyorlar, zayıflama ilaçları. Böyle işte açlık otudur, internetten siparişler geliyor, işte kapsüller alıyorlar. Bunları doğru buluyor musunuz? İşte televizyon kanallarında görüyoruz. İşte Sağlık Bakanlığı onaylı, sertifikamız var, belgemiz var, şunumuz var, bunumuz var. Ha, bilemiyoruz, doğru yanlış güvenemiyoruz ama bunu tercih eden çok fazla insan var. Yani bu konuda neler söyleyeceksiniz, doğru buluyor musunuz? Tuba Hanım, aslında açlık otunu o gruptan ayırmamız lazım. Açlık otu aslında doğal bir şeydir. Fakat bitkisel bir şeydir. Fakat takip olarak diyetisyen takip etmesi lazım gerekir. Yani çünkü gerek. Şöyle bir şey var. Açlık otu doğal bir müsildir aslında. Evet. Çünkü aşırı derecede bağırsak aktivitesi oluşturur. Buna bağlı olarak da su atımı, kas spazmı ve karın spazmı gibi şeyler meydana gelir. O yüzden diyetisyen kontrolünde eğer kabızlık problemi yaşıyorsa buna bağlı olarak kullanılabilir. Tabii ki de yeterli mineralleri almak kaydıyla. Çünkü illaki bağırsaklarımız hareketlendiği zaman, bağırsaklarımızla dışkımız atıldığı zaman bununla birlikte su kaybımız da çok olacak. Evet. Aslında kişi zayıflatıyor, açlık otu zayıflatıyor denilmesindeki amaç bu. Bağırsaklarımızı boşalttığı için bundan kaynaklı olarak tartıda düşüp çıkıyoruz. Yani dediğim gibi düzenli kullanımını önermiyoruz. Ara verilerek kullanılabilir. Kişi kabızlık problemi yaşadığında kullanabilirler. Onun dışında zayıflama haplarına gelirsek, zayıflama hapları gerçekten çok tehlikeli hale gelmeye başladı. Evet. Çünkü insanlar bilinçsiz bir şekilde kullanmaya başladı ve buna talep attıkça farklı farklı ürünler de çıkmaya başladı artık. Ticari kaygılar ticari, yüzünden de aynen, herhalde. Ticari olarak çok yükselmeye başladı. Bir de kişi bu zayıflama haplarından fayda gördüğünü düşünerek aslında plasebo etki oluşturarak kilo veriyor. Yani bir insana atıyorum siz bir rahatsızlığınız var. Size bir bonibonu verelim. Bu hastalığının tedavisini sağlayan ilaç diyelim. Bu ilacı içtikçe siz kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Psikolojik. Evet, psikolojik etkisi. Aslında stres kaynaklı yağlanma dediğimiz olayı bu zayıflama haplarıyla kişi o kadar para verdim işe yarayacak. Aha yedim, iştahım kesildi. Bu gibi şeyler altına girdiği için aslında kiloyu bu yüzden veriyor. Bir de bu zayıflama haplarının içerisinde türlü türlü etmenler olabiliyor. Turunç yaprağı olabiliyor. Bu
Nedir bu turunç yapma? Zararlı bir şey mi? Turunç yapma, evet. Şöyle aslında bazı ülkelerde yasaklanmış, ülkemizde de yasak diyebiliyorum ben. Turunç özü sinefrin içerir. Sinefrin de nabzımızı yükselttiği için aslında metabolizmayı bir tık hızlandırır. Fakat nabız problemlerinden kaynaklı olarak kişi kalp krizi dahi geçirebilir. Bu doping ilaçlarında olan bir madde mi? Sanki benzer şöyle, özellikler taşıyor gibi. Birazcık hani sporcular. Yani onun doping ilaçları daha üst seviye bir şey. Yani çok övülen sinefrinin bile, bu zayıflatıyor denilen sinefrinin bile etkisi %1 bile değildir. O zaman aldığımız ürünlerin içindekiler kısmına buna dikkat edeceğiz, bakacağız. Varsa almamaya özen göstereceğiz. Tabii ki de. Ya mümkün mertebe o zayıflama haplarından. Yani kişiler uzak durması gereken tek bir nokta var. Bu zayıflatıyor denen şeyden uzak dursun. Bir insan mucize aramamalı. Sağlıklı bir şekilde kilo vermeli. Çünkü bu beden ölene kadar biraz bizimle. Biraz da çalışmak gerekiyor tabii galiba de. Değil mi hocam? Yani biz hemen armut piş ağzıma düş istiyoruz. Hemen kilo vereyim. Tabii ki de öyle olma ihtimali yok. Olsa bile sağlıksız bir şekilde oluyor. Kişi illaki bunun etkilerini şimdi gözlemlemese bile 3 sene, 5 sene sonra, 10 sene sonra kişinin karşısına kesinlikle çıkıyor. Bu ilaçların zayıflama haplarının içerisine efedrin koyuyorlar. Bu da yağ yakımını hızlandıran bir şeydir. Ama kalp çarpıntısı, gene tansiyon problemleri ve kalp krizi riski gibi sıkıntıları vardı bu efedrin. Aslında yasaklanması gerekmiyor mu hocam? Yani devlet eliyle böyle toplatılsa hani insanları kandırmaca söz konusu. Zaten neticede yasak, bir suç teşkil ama ediyor. Ama nasıl şey yapıyor? Merdiven altından bir şekilde herkes. Kılıfına uyduruyorlar açıkçası. Evet, çok yanlış. İnsanlara direkt zarar veriyorlar. Aslında toplu zarara uğruyoruz. Yani o onu yönlendiriyor, onu yönlendiriyor derken. Bir bilinç zehirlenmesi de ortaya çıkıyor galiba. Aynen öyle. Zayıflama ilaçları dedik hocam Furkan Bey. Bir de şimdi çok zayıf olup da kilo almak isteyenler var. Hep zayıflama üstünden gittik ama takviye edici gıdalar kullanıyorlar. İşte sürekli kilo alayım diye yemek yiyenler var. Yiyorum yiyorum almıyorum diyenler var. Diğer grup pek sevmez o grubu gerçi ama bunlar için neler söyleyeceksiniz? Şöyle diyeyim Tuba Hanım. Aslında yiyorum yiyorum kilo alamıyorum grubundaki insanların altında yatan bir hipertiroidi gibi bir etmen yoksa kalorili ve yeterli bir şekilde yemediğini saptıyorum ben. Çünkü kişi iki tabak yemek yemeyi kilo alacağım zannediyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani gün içi belki iki tabak yemekle bir avuç fındığın veremediği kalori veriyor ister istemez. Bu kilo alma problemi yaşayan insanların en büyük sıkıntısı günde iki veya maksimum üç öğün besleniyorlar. Aslında altında yatan bir iştah etmeni oluyor. Evet. Vitamin eksikliğine bağlı olarak bir iştah etmeni olabiliyor kişilerde. Bu gibi kilo sıkıntısı yani zayıflık problemi yaşayan insanlarda genelde altında yatan bir vitamin eksikliği oluyor. Biz önce vitamin eksikliğini doktoruyla birlikte, doktorun reçete ettiği vitaminlerle birlikte vitamin eksikliğini gidermeye yönelik bir tedaviye başlıyoruz. Onun dışında öğünlerini planlayarak minimum 2-3 saatte bir kesinlikle bir öğün olmak şekilde yani öğünden kastım ana öğün tarzı değil illa ekmekli yemekli tarzı değil. Kuru yemişler, sütler. Biz kuru yemişleri çok es geçiyoruz. Genelde akşam misafiri geldiğinde ya da yiyecek içecek yanında ikram edilen aslında bunu gün içine yaymamız gerekiyor tabii ki de, değil mi? Tabii ki de. Kilo almak için porsiyonlama da önemli kuru yemişlerde. Yine de kilo almak için bile olsa kuru yemişleri de çiğ tüketmemiz lazım. Ekstra bir yağ, ekstra bir kavrulmuşluk geçirmemesi lazım kuru yemişlerin. Bizde çifte kavrulmuş diye ikram aslında edelim. Faydalı yağlar bademin, fındığın, cevizin, kajunun içinde bol bulunmakta. Fakat kavruldukça bu yağlar ölmekte, oksitlenmekte ve yağlar etkinliğini yitirmekte. Evet. O yüzden çiğ tüketmeye özen gösteriyoruz. Dediğim gibi bu danışanlarım kilo alma problemi yaşayan danışanlarıma 2 saatte bir, maksimum 3 saatte bir öğünümüz kesinlikle oluyor. Çok affedersiniz. Porsiyon dediğiniz o da hani şeyini verelim de bir avuç mudur işte tane hesabı mıdır bu kuru yemişler için söylüyorum. Şöyle diyelim şimdi bu da aslında kişiden kaynaklı bir durum olduğu için mesela zayıflama sürecindeki bir insanın kuru yemişleri abartmaması lazım. Evet. Çünkü ortalama 100 gram badem, fındık, çekirdek ortalama 600 kaloriye yakın bir kalorisi bulunmakta. Yani belki gün içi 300 kalori diyetimizden kısarız. 300 kalori de hadi yürüyüşümüz, egzersizimiz olur. Yani yediğimiz belki bir avuç çekirdek bu tüm emeğimizi, tüm bir günlük emeğimizi ziyan eder. Oo.
O yüzden yani kişilerin kilo alma problemi varsa bir avuç tüketebilirler. Tahin pekmez tüketebilirler herhangi bir şeker problemleri yoksalar. Taze sıkılmış meyve sularını tüketebilirler. Kesinlikle öneririm ben. Zaten kutu meyve suları kesinlikle önermiyorsunuz Evet, taze siz. sıkılmış şu anda tam mevsimindeyiz artık meyvelerin. Annelerimiz yanlış yapıyorlar. Şimdi okul dönemine gittiğinde biraz kolaylık olsun diye işte çocuğun beslenme çantasına hemen böyle, hatta çikolatalı süt, muzlu süt, çilekli süt, bunlar da var. İşte meyve suları. Bunlar bize fayda sağlar mı? Sıvı tüketiyoruz ama kof bir gıda oluyor herhalde Şöyle, galiba. dediğiniz gibi aslında tüm hastalık etmenleri çocukluk çağında başlar. Temeli çocukluk çağında Kendi atılır. elimizde yapıyoruz Evet, yetiştirirken. yani sürekli basit şeker içeren içecekler veriyoruz çocuğumuza. Kola veriyoruz ya da farklı şeyler veriyoruz. Dediğiniz gibi çikolatalı süt veriyoruz. Bu gibi şeyler yani ki bizim diyetisyen olarak verdiğimiz de oluyor ama bu kişiye bağlı tamamen. Yani kişinin alması gereken bir protein kaynağı var. Kişi atıyorum süt ürünlerini sade içemediğini söylüyor. Biz bu çikolatalı süt haline getirmemizi de şöyle yapıyoruz. Smoothie makinesinden kendimizi muzlu, çikolatalı, kakao tozunu koyuyoruz, muzumuzu koyuyoruz. Aslında çok güzel bir kilo aldırıcı karışım haline getiriyoruz. Yulafımızı veya chia tohumumuzu koyuyoruz, sütümüzü koyuyoruz. Bunları blenderdan çektikten sonra kişi daha rahat bir şekilde içiyor. Bizim çikolatalı sütten kastımız da bu. Aslında kendimiz yapıyoruz sağlıklı bir şekilde. Yani aslında bu çikolatalı sütlere veya çilekli sütlere çikolatadan ziyade yanına ilave 15-20 gram şeker oluyor genelde. Bu bizim için sıkıntılı. Evet, aynı şey waffle çıktı şimdi. Onda da rastlıyoruz değil mi? İçinde Evet. onda meyveler, Tabii ki de. altında kek oluyor. O biraz düşman mı bizde hocam? Waffle aslında ödül günlerinde, ödül öğünlerinde çok seven, çok isteyen danışanlarım oluyor. Pozisyonunu bildiğimiz sürece ona da bir yasak koymuyoruz. Aslında Dediğim gibi. hiçbir yasak Tabii ki koymuyorsunuz de. siz. Yani Sadece yeterli miktarda. Tuba Hanım atıyorum sizin bir rahatsızlığınız var. O rahatsızlığa iyi gelmeyen şeyleri kesinlikle yasaklıyorum. Mesela gut hastasısınız. Ben size düşük primli beslenme programı uyguluyorum. Çünkü artık sağlığımız için şart bir duruma geldik. Yani şöyle diyeyim size artık bir tedavi. Seçenekten ziyade bir tedavi aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Onun dışında dediğim gibi yasaklı hiçbir problem olmuyor yani. Hiçbir besinimiz olmuyor yasak olan. Evet hocam, güzel bilgiler veriyorsunuz. Şimdi beslenmeden bahsettik, zayıflamadan, kilo almadan. Bir de sıvı kategorisi var. Özellikle tercih edilen yeşil çaylar. Bunlar genelde biz işte stresli olduğumuz anlarda rahatlatıcı etkisiyle kullanıyorduk. Sonraki süreçlerde ne olduysa bu zayıflamaya doğru kaymaya başladı bu çaylar. Biraz onlardan bahseder misiniz? Alternatif tıpta çok tercih ediliyor çünkü. Hani aktarlardan mı alalım, marketlerde satılanlar gerçekten orijinal midir? Neler söylersiniz? Şöyle diyeyim Tuba Hanım, çok güzel bir konuya değindiniz öncelikle. Şöyle yeşil çay, beyaz çay, bu gibi veya günümüzde çok tüketilen siyah çay, bu gibi çaylar aslında faydalıdır. Dozunu bilirsek veya düzgün demleme yöntemiyle düzgün bir yeşil çay veya beyaz çay satın alırsak. Şöyle yeşil çay, beyaz çay ve siyah çayın bazı araştırmalarda kan kolesterol düzeyini ve trigliserit değerlerimizi düşürdüğü, hatta yeşil çayın bazı araştırmalarda içerindeki katechinlerden dolayı yağ kaybını desteklediği saptanmış. Yani bu yaygın bir şey değil. Herkes tarafından kabul edilen bir şey değil. Fakat dediğim gibi eğer herhangi bir tansiyon problemi yoksa kişi ben beyaz çayı öneriyorum. Yeşil çay sağlıksız mı? Hayır değil. Beyaz çay birazcık daha saf halidir. Farklı şekilde bekletilir. Beyaz çay tüketebilir kişi, yeşil çay tüketebilir ama mümkün mertebe düzgün bir aktardan veya güvenilir bir yerden yaprak şeklinde alıp demlemeyi öneriyorum. Peki bu demlemeyi nasıl yapacağız? Bazıları işte soğuk suyun içine bekletiyor, buzlu yaz günlerinde soğuk tercih ediyor. Bazıları önce tozu koyuyor, üstüne suyu ilave ediyor, karıştırıyor, beklemeden içiyor. Bazıları kaynamış suya ilave ediyor. Bunun doğrusu nedir? Nasıl bir demleme Şöyle olur? aslında yeşil çay ve beyaz çay çok kaynaklı
kaynamış suyu sevmez. Şöyle öneriyoruz biz. Suyu kaynattıktan sonra 5 dakika beklenmeli. Dinlenmesi evet, lazım. Su dinlenmeli. Ortalama en iyi demlenme 85 ila 90 derece arasında oluyor yeşil çay ve beyaz çayın. Ortalama 5 dakikalık süreçte 87-86 dereceye düşmüş oluyor suyumuz zaten. O süre bekleyince zaten o dereceye ulaşıyor. 5 dakika bekledikten ulaşıyor. Sonra French press'imizde demleyebilirsiniz. Çaydanlığımızda demleyebiliriz. 5 dakika bekledikten sonra örnek veriyorum French press'imizde çay yapraklarının üzerine ekleyip 5 dakika boyu maksimum 5 dakika diyorum ben. Kişinin tat durumuna göre aslında. Damak 3 dakika beklediğimizde göre. Daha yumuşak hale geliyor. 5 dakika beklediğimizde biraz daha sertleşiyor. Daha fazla beklersek zarar olur mu? Şöyle zarar olur. Tadı hoş olmaz. Evet. Acılaşmaya başlar çay yaprağı. 5 dakika sonra süzüp bardağımıza alabiliriz. Koyabiliriz. O üzerine de limonla. Gayet güzel bir şekilde. Limonla güzel olur. Ama buna şeker atanlar var şimdi. Biraz ona ne diyeceksiniz içinde. O zaman yani, faydasını yok etmiş mi oluyorlar? Yani şöyle aslında yeşil çaydan bir fayda almak amacıyla içiyorsa şeker atarak faydasını aslında köreltmiş olmaya başlıyor. Yani bu yeşil çayın etkinliğini azaltır mı? Azaltmaz. Fakat vücudumuza boş yere bir şeker kaynağı girmiş oluyor. Evet. Aslında önermiyorum böyle bir şeyi. Tercih edilmesine fayda var. Yani tatlandırabilirsiniz tarçınla. Tarçının keskin zaten bir yapısı var değil mi? Evet. O ağır basıyor yani. Tarçın, limonla veya limon kabuklarını veya portakalın mevsimi geçti ama portakal kabuklarıyla falan da çok güzel bir tat haline geliyor. Dediğim gibi şekerle tatlandırmak yerine alternatif çok şey var. Onlarla tatlandırabiliriz. Peki günde kaç fincan önerirsiniz hocam? Bazıları çok abartıyor. Sabah kalkar kalkmaz öğlen, öğleden sonra akşam yatmadan önce. Bunun bir sınırı var mı? 2 fincanı geçmeyi önermiyorum ben. Hı hı. Türk kahvesi olarak da 3 fincanı geçmeyi önermiyorum. 3 fincan aslında bizim için idealdir. Tabii ki de bu sağlıklı bir insanda. Herhangi bir çarpıntı, tansiyon veya başka altında yatan bir hastalık etmeni olmayan insanlarda öneriyorum. Şimdi biz böyle dedik diye, yeşil çay, beyaz çay faydalı dedik diye tansiyon problemi olan bir insan kahve çay içmeye başlıyor. Evet. Bu sefer tüm sıkıntı bizden kaynaklı olmuş oluyor. Dediğim gibi eğer herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorsanız kullanabilirsiniz. Sonuçta hiçbir şey zayıflama için şart değil. Şart olan tek şey irade ve istektir. İrade ve istek olduğu sürece siz beyaz çay da içmeseniz, canınızın, iradenizin karşı durduğu besinleri tüketirseniz bile siz zayıflarsınız iradenizi bozmadığınız sürece. Onun sonucu istediğimize ulaşır alırız. Peki zayıflamadan bahsederken bir de çok takip edilen bir şey var, detokslar. Bunlar gerçek midir, bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Şöyle bayanlar diyeyim. Çok istiyor. Tuğba Hanım, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Detokslar özellikle yaz aylarında çok moda oluyor. Dediğiniz gibi düğün sezonu açılmadan çok popüler oluyor. İnternette de çok tarifler geziyor. Ayven detoksu, havuç detoksu, aklınıza gelen tüm meyvelerin detoksu oldu artık. Aslında bu sağlıksız bir şey değil. Fakat gün içi sadece o suyu tüketiyorlar. Gün içi atıyorum elma püresiyle yapılmış detoks suyunu tüketiyorlar. Gün içi sadece ıspanaklı detoks suyu tüketiyorlar. Bunlar yanlış bir şey. Vücudumuza gerekli olan karbonhidrat ve yağ almıyoruz. Proteini almıyoruz. Evet. Bunun sonucu dediğimiz gibi kas yıkımı gerçekleşiyor. Kişi kilo veriyor ama sudan kayıp oluyor, kastan kayıp onun oluyor. Onun farkında değil ama. Farkında değiller. İster istemez buna bağlı olarak vücudumuzda ufaktan da olsa sarkmalar başlıyor. Metabolizma hızımız düşüyor. Yani aslında detoksu beslenme programına ek olarak ben veriyorum. Ama detoksla zayıflama denen bir olay yok. Tabii ki de detoksun zayıflama etkisi var mı? Atıyorum ıspanaklı, lahanalı detokslar veriyoruz biz. İçilebilir hale getiriyoruz tabii ki de bunları. Bunlar vücudumuzu alkali yapar. Yeşil yapraklı sebzeler vücudumuzu daha alkali yapar. Daha alkali oldukça insan vücudu kilo verme hızımız da birazcık daha artar. Ama dediğim gibi sağlıklı bir beslenme programının yanına ek olarak. Ek takviye. Yani bunlar da doğru bilinen yanlışlardan o zaman diyet üzerine. Şimdi biz normal diyetten bahsettik, böyle düzgün beslenmeden bahsettik, kulaktan dolma bilgiler. Bir de sporcu kesimimiz var, hani beslenmeye, spora daha disiplinli hareket eden bir grup böyle. Onlarda farklı uygulamalar var mı? Genelde hocalar yönlendiriyor, hani sizden destek alıyordur illaki. Normal amatör bir sporcu mesela hani o kategoride mi ilerlemeli, yoksa bu tarafta hani mi ilerlemeli, neler söyleyeceksiniz? Şöyle diyeyim Tuba Hanım, benim de aktif olarak çalıştırdığım beslenme programını düzenlediğim sporcularım var. Şöyle, sporcularda iş aslında tamamen farklı.
save ediyor. Hı hı. Mesela kişinin karbonhidrat protein yağ dengesini yaptığı spor aktivitesine göre şekillendiriyoruz. Kişiyi güne sağlam protein değeri yüksek bir kahvaltıyla başlatıyoruz biz. Onun dışında öğlen yemeğini de gene aynı şekilde protein ve karbonhidrat dengesini sağlayacak. Hı hı. Zeytinyağı gibi testosteron seviyesini artıracak. Yani hı hı. doğal olarak kas kütlemizi artmasını sağlayacak hormondur evet. testosteron. Bu gibi hormonal dengemizi düzenli korumak bir adına. Şekilde korumak adına sağlayacak beslenme programı uyguluyoruz. Spor öncesi öğünlerimiz oluyor. Spor performansını artırmaya yönelik fıstık ezmesi gibi sağlıklı yağlar içeren bir evet, besin veriyoruz. Lezzetli. Kabak çekirdeği veriyoruz. Çiğ kabak çekirdeği. Arjinin içeriğinden dolayı egzersiz performansını artırıyor. Sporcuların pump etkisi dediği olay. Kan akışı hızlandığı için daha fazla bir egzersiz performansı gösteriyoruz. Onun dışında spor öncesi kesinlikle filtre kahvemiz veya Türk kahvemiz oluyor. Odaklanmayı, enerji ve yağ yakımını %27'ye kadar artırabildiği bazı araştırmalarda gösterilmiştir kafein alımı. Bunun yanında pirinç patlağı gibi veya patlamış mısır gibi basit karbonhidrat kaynaklarını veriyoruz. Kaslarımıza, çünkü karbonhidratlar da aslında ikiye ayrılır, basit ve kompleks diye. Basit ve kompleks diye ikiye ayrılır. Basit karbonhidratları spordan hı hı. biraz önce verebiliyoruz. Kişinin açlık durumu da önemli oluyor. Evet. Yani ortalama 1-1,5 evet. saatlik öncesinde veriyoruz. Hı hı. Spor sonrası da biz basit karbonhidrat türevleriyle pirinç olur ya da farklı şeyler olur, patates olur. Bu tarz şeylerle glikojen deposunu, kaslarımızdaki karbonhidratları maksimum seviye ve en hızlı bir şekilde dolduracak ürünleri seçiyoruz. Hı. Onun dışında proteinlerimizi de genelde spor sonrası hayvansal protein kaynaklarını seçiyoruz. Onun dışında dediğim gibi gün içi ortalama kilogram başı 1.6 ile 2 gram arasında protein evet. miktarını belirliyoruz. Onlar biraz daha hassas. Evet, onlar biraz daha hassas. Disiplinli evet. hareket ediliyor. Evet hocam, çok güzel bilgiler verdiniz. Süremizin sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize, böyle altını kalın çizgilerle çizebileceğimiz bir cümle? Son olarak Tuğba Hanım şunu söylemek isterim. Biraz önce de değindiğim gibi hiçbir şey sağlıklı beslenme için şart değildir. Kilo vermek ve kilo almak için şart değildir. Kişi sevdiklerini yiyerek kilo da verebilir, kilo da alabilir. Yani izleyicilerden tek ricam, internette veya arkadaş çevrelerinde her duyduğuna inanmamalı. Bizlere ulaşabilirler, yardımcı olabiliriz. Dediğim gibi hem yüz yüze hem online olarak hizmet veriyorum evet. ben. Bizlere ulaşabilirler. Onun dışında hiç durumu olmayan insanlar olabilir. Aklılarına takılan bir soru olabilir. Gene ulaşabilirler. Evet, yardımcı oluruz diyorsunuz. Tabii ki de yardımcı oluruz. İnsanları olabildiğince sağlıksız şeylerden uzak tutmak zorundayız. Evet. Onun dışında son olarak eklemek istediğim, bizi Instagram hesabımızdan takip etmelerini öneririm. Çünkü bilimsel olarak yapılan araştırmaları derleyip paylaşıyorum ben. Ara sıra diyet çekilişlerimiz oluyor. Belki şanslı birine çıkar. Yakın evet, zamanda oradan da takibini yaparlar inşallah. diyet.furkanyoldaş adlı hesabımızı takip ederlerse, oradan bizimle iletişime geçebilirler, hı hı. randevu alabilirler. Numaramız da 0352 504 4729 numaralı telefondan bizlere randevu veya bilgi almak için ulaşabilirsiniz. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Güzel ederim. Bilgiler verdiniz. Evet sevgili izleyenler, söyleşi programımızın sonuna geldik. Bugün diyetisyen Furkan Yoldaş bizlerle beraberdi. Diyete dair aklımıza gelen ne varsa merak edilenleri kendisine sorduk. O da birinci ağızdan bize anlattı. Siz de isterseniz iletişim bilgilerinden, Instagram hesabından kendisine ulaşabilirsiniz. İşi uzmanından öğrenin diyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.